Kanal 23 ekranlarından herkese iyi akşamlar sayın seyirciler. Tarımın, hayvancılığın, gıdanın konuşulduğu 4 mevsim tarım programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bu haftaki program konuğumuz Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Hakan Yıldırım hocamız. Sayın hocamızla beraber birazdan deprem bölgesinde tarımın potansiyelini ve bu bölgede tarımın olası etkilerini, deprem sonrası olası etkilerini, bu süreçte gerçekleştirilen Tarım Bakanlığı tarafından verilen tarımsal destekler ve genel olarak bu süreçte devam edecek tarım destekleri ve eğer zamanımız yeterli gelirse bölgemizdeki bahçe bitkileri üzerinde konuşmalar yapacağız. Siz değerli izleyicilerimiz, hocamıza soru ve görüşleriniz için WhatsApp ihbar hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fırat Bey, teşekkürler. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, çok şükür iyiyiz. Öncelikle sizin şahsınız nezdinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere bizler tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Sizlere de çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Biz de bu vesileyle milletimize büyük geçmiş olsun diyoruz. Depremde vefat eden insanlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara sabır ve başsağlığı diliyoruz. Amin. Allah bir daha büyük bir felaketi milletimize yaşatmasın inşallah. Amin. Amin. Türkiye böyle bir acı inşallah Amin, daha inşallah. Yaşamaz. İnşallah. Sayın hocam, bu depremin etkisine baktığımız zaman 11 ilde yaklaşık 14 milyon civarında bir nüfusu etkiledi ve bu nüfusun da tarımsal olarak faaliyet içeren yaklaşık %14-15'i de tarımsal faaliyet içeren vatandaşlara ait. Doğal olarak bu depremin de tarım faaliyetleri üzerinde de bir olası bir etkisi oldu. Evet. Bundan isterseniz programımıza başlayalım. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Şöyle, programınız da 4 mevsim tarım. Aslında tarım çok dinamik bir yapı. Evet. Süreklilik arz eden bir yapı. Bu yapıyı tehdit eden unsurlardan biriyle maalesef karşı karşıyayız. Yani deprem bu dinamik yapının bir şekilde olumsuz etkilenmesine farklı açılardan, işte farklı sektörler bu konuyu çok konuştu. Konuşmaya da devam ediyor. Tarım üzerine de çok ciddi programlar da yapıldı, yapılmaya devam ediyor. O açıdan bu dinamik yapının sekteye uğramaması, gerekli tedbirlerin önceden alınması ve en son artık ifade edeceğimiz şey de gıda güvenliğinin, besin zincirinin etkilenmemesi anlamında tarıma çok dikkat edilmesi lazım. Bizim aslında en önemli şeyimiz bir defa tarımsal faaliyetlerde gecikme ve duraksamanın istenmemesi. Beklemiyoruz öyle bir şey. İstemiyoruz. Yani tarımsal faaliyet. Diyelim ki siz tohumu bahar ekimi yapacaksanız, baharda tohum ekimi yaparsınız. Vakti geçirirseniz bir hafta 10 gün araziye giremezseniz bir daha o ekimi yapamazsınız. Ya da fidan dikimiyle ilgili zamanınız bellidir. O anlamda duraksama ya da faaliyetlerin gecikmesi bir defa bizim en çok etkileneceğimiz hususlardan birincisi o. Bir diğeri üretim kaynaklarının hasar görmesi ve buralara, bu üretim kaynaklarına ulaşmayla ilgili yaşanabilecek güçlükler. Yani en önemli şey de hani tarım hayvancılık bir arada, hepsi tarım olarak geçiyor da bitkisel ve hayvansal üretim diye. Aslında bizim depremden zarar gören illerdeki en büyük şeylerimiz hayvansal üretim yapan çiftçilerimizin etkilenmesi, hayvanlarının telef olması, işte samanlıklarının çökmesi, yemlerinin göçük altında kalması ve bu hayvanlara hem elden çıkan telef olması hem de kalanların da beslenmemesiyle ilgili ciddi sorunlar. Hatta bununla ilgili de yardım kampanyaları, yani saman, yem şey bölgelerine, diğer bölgelerden deprem bölgesine sağ olsun diğer çiftçiler yardımda bulundular. Bu da ayrı bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Arazilerin bütünlüğünün parçalanması mevzusu söz konusu. Yani yarın bugün hasat zamanı gelecek, buğday arpa ekilmiş bir araziye biçer döver giremeyecek. Araziler parçalandı, kaymalar meydana geldi. İşte en büyük şeylerden biri televizyon ekranlarında da gördük. Hatay'da büyük bir zeytin bahçesinin işte 50 metre genişliğinde, 250 metre uzunluğunda, 50 metre derinliğinde büyük bir yar oluştu. Dolayısıyla arazinin bütünlüğü, yani şeye yansıdığı için bundan bahsetmek istedim özellikle. Dolayısıyla bu da bizim için tarım arazilerinin bütünlüğünün bozulması ve faaliyetlerin aksaması anlamında önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Tarımsal anlamda, hayvancılık anlamında da lazım. Bize sulama sistemleri lazım. Yani hayvanı sulayacaksınız, arazide bitkiniz var, sulayacaksınız. Bu tarımsal sulama sistemlerinin ve yapılarının zarar görmesi söz konusu oldu. Hatta o ilk depremin olduğu hafta içerisinde, şimdi depremin meydana geldiği illerimizdeki 150 civarında baraj, HES,
tarımsal sulama amaçlı göletler vesaire, hatta bu göletlerden iki tanesi güvenlik amaçlı tahliye edildi. 7-8 tane barajla ilgili yine sorunlar oldu. Yani suyun kaynağında da sorunla karşılaşıyoruz ki bunun bir de araziye ulaşması için işte şey tarafından, ilgili kurumlar tarafından yapılan göletler, işte sulama kanalları, borular işte vesaire, bunların da zarar görmesi, sabit ya da taşınabilir sistemlerin de zarar görmesi. Bu da bizim için evet. Üretimin en önemli kültürel ayağı sulama, biliyorsunuz. Yani biz yağış rejimine dayalı bir sulama yapmıyoruz. Sadece Karadeniz bölgesi bizim yağış rejimine dayalı sulama yaptığımız bölge. Onun haricinde bizim tarımsal amaçlı kullanacak sulama suyuna ihtiyacımız var. Yeraltı kaynakları değil mi? Onların da mesela yeraltı kaynaklarını çıkartıyoruz ama onu da bizim mutlaka sulama sistemleriyle araziye dağıtmamız lazım. Evet. Yani bir şekilde bizim arazide bu sulama kanallarının, işte borularının vesaire zarar görmemesi lazım. Bir yerde bütünlük bozuldu mu eğer, mutlaka bu sulama sistemleri de olumsuz etkilenecek. Tabii biz bu olumsuzlukları niye sayıyoruz aslında? Bu olumsuzluklar çiftçinin bölgede artık tarım yapamaz hale gelmesini ve göç yapmasına neden olacak. Yani biz zaten çiftçinin azaldığını biliyoruz. Arttırmak için Tarım Bakanı çok ciddi, işte genç çiftçi projeleri, geri dönüş köye, geri dönüş projeleri vesaire, bunlar yapılıyor. Ama biz bu depremden dolayı bu saydığımız 3-5 husus, daha saysak çok şey var da, ama bu nedenler köyden kente ya da farklı illere çiftçinin göç etmesini, biz bunların tedbirini alırsak ya da şey yaparsak çiftçinin şeyinde kalmasını, göç yapmasının önüne geçmiş olacağız. Tabii ilerleyen zamanlarda diyelim ki bu ilk şeyde hasat sırasında az önce şeyden bahsettik ya, faaliyetlerde gecikme ya da arazi bütünlüğünün bozulmasından dolayı içeride veren araziye girememesi mevzusu. Hasat mevzusunda hasatı yapamayacağız. Var olan bu ürünlerin ve depolanmış ürünlerin zarar görmesiyle ilgili hususlar var. Bunların şey yapılması lazım. Yani hasat zorlaşacak, hatta bazı noktada yapılamaz hale, imkansız hale gelecek. Yani araziniz var, arpalar, buğdaylar oldu ama biçer döver giremiyor. Nasıl hasat edeceksiniz? Hani bu 3-5 dönüm bir arazi değil yani. Yüzlerce, evet, binlerce dönüm ticari olarak bu işi yapan, ekonomik olarak geçimini oradan sağlayan çiftçilerimiz var. Bu açıdan da şey olacak. Hayvanların göçük altında kalması mevzusu, bundan bahsettik az önce. Yeme ulaşamamaları, yemlerin göçük altında kalması ya da besledikleri maddelerin göçük altında kalması. Bu da yine ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bu süreçlerde enerji ihtiyacımız var. Hem bitkisel üretimde hem de hayvansal üretimde bizim ciddi enerji ihtiyacımız var. Yani affedersiniz, hayvanlarınız var, inekleriniz var, koyunlarınız var, sağılacak süt sağma makineniz var, elektrik kesildi. Elektrik yok. Ya da sulama yapacaksınız, sondajdan, az önce bahsettiğiniz sondajdan su çekilecek, elektrik yok. Yani dolayısıyla bir şekilde bizim enerjiye, bu her türlü işte elektrik enerjisi olabilir, işte yakıt enerjisi olabilir, işte motorin olabilir, benzin vesaire, nerede ne ihtiyaç varsa bununla ilgili de ulaşılmazsa ne olacak? Bunları tedarik edemezsek ya da zamanında bu sorunları halledemezsek çok ivedi çözülmesi gereken gıda şeyler. Gıda güvenliğinde bir problem yaşayacak. Gıda, verim ve kalitesiyle ilgili sorunlarla karşıya kalacağız. Kaliteden dolayı. Kaliteden dolayı. Şimdi ama diyoruz ki buğdayımız var, ürettik ama iyi sulama yapamadık, iyi, evet, gübreleme yapamadık vesaire, ne oldu? Kalibresi düşük oldu ya da iriliği. Un fabrikasına götürdük, fabrikacı almadı. Yem fabrikasına götürmek zorunda kaldık. 3 liraya satacağımız şeyi 3 kuruşa satmak zorunda kalacağız, evet, bu sefer. Yani dolayısıyla verim ve kaliteyle ilgili kayıplara neden olacak bizim, hem enerjiyle ilgili hem de sulamayla ilgili meydana gelebilecek. Ya da aynı şekilde hayvanımız var, affedersiniz, sağmıyoruz ama. Yani hayvan, biliyorsunuz, sabah kalkarız 6'da sağarız, akşamleyin 6'da sağarız. 2 defa sağmadığınız ne olacak? Hayvan hastalıkları, işte neyse, Allah korusun, telef olacak hayvanlar. Bu süreçte yani, hatta biz şunu da hep söyledik. Herkes işte güvenli bölgeye doğru giderken, göç ederken maalesef tarımla iştigal eden vatandaşlarımız ağırlığını bırakamadı. Çünkü onlar da bir canlıydı. Neticede 3 öğün beslenmek zorundalardı. Evet. Böyle de bir fedakarlık gösterdiler. Evet, evet, evet. Dolayısıyla bunların hepsini üst üste koyduğumuzda, yani bizim hedefimiz verim ve kalite. Bununla ilgili sorun yaşadığımız zaman da ne olacak? Bu sefer bu ürün ve verim kalitesindeki düşmelerden dolayı belki fiyatların yükselmesi, gıda enflasyonu, dolaylı olarak da diğer enflasyonun, ekonomik enflasyonun çıkmasına belki şey yapabilir, neden olabilecek bu husus. Yani bunların hepsini yerine getirmek lazım. Mutlaka ileride yine konuşacağız. Bizim kentsel dönüşüm üzerine ne kadar ciddi eğiliyorsak bu mevzuya, kırsal dönüşümün de çok erken zamanda daha acil olarak şey yapılması lazım, tedarik edilmesi lazım. Hatta o çiftçinin bütün ihtiyaçlarının üretim yapabilecek, zaten çiftçimiz şey yapıyor,
Biz bakanlık olarak, Tarım Bakanlığı olarak çeşitli tedbirler, destekler vesaire, ama bu olağanüstü bir durum. Zaten olağanüstü halde hani ilan edildi zaten var. Mutlaka acil bu bahsettiğim hususlara şey yapılması lazım ki gıda güvenliğiyle ilgili, besin zincirinin sağlanmasıyla ilgili, gıda güvenliğiyle ilgili tedbirlerin ya da o sorunların görmememiz için, yaşamamamız için bunlara dikkat etmemiz lazım. Hocam muhakkak sizin elinizde de veriler vardır. Bu süreçte bu deprem bölgelerinde tarımsal faaliyet yürüten vatandaşlarımızda göç oranı belli mi? Yani şöyle, o aşamaya gelmedik daha Fırat Bey. Evet. Yani o göç aşamasına şu an insanlar hani bir yaşam piramidi vardır ya, bilirsiniz. Evet. O yaşam piramidinde en altta ne vardır? İnsanların yaşam, barınma, ısınma ve giyinme şeyleri. Şu an hani depremden zarar gören vatandaşlarımızı en acil şey yaptıkları ne? Çadır, konteyner ya da işte varsa kendi imkanlarıyla gidip bir yerlere sığındılarsa o ilk ihtiyaçlarını karşılayıp ondan sonra gerisini. Yani az önce siz de bahsettiniz ya, hayvanı olan, arazisi olan yan tarafa, yani bir çadır olsa ben burada çadırımı tarlamın kenarına kurarım. Hayvanlarım var, yemim geldi, samanımı çıkardım, bakımını yaparım diye. Yani o göç süreci biraz daha önümüzdeki süreçte. Yani bu tedbirlerin şimdiden alınması aslında onun önlenmesini sağlayacak. Çok erken bir süreç değil bu. Tabii yani. Bu soruyu şu açıdan sordum. Burada tarımsal faaliyet bir sekteye uğradı mı? Kısmen de olsa tabii bu deprem süreci sonrasında güvenlik açısından, yani insani olarak can güvenliği açısından muhtemelen bu bölgedeki vatandaşlarımız da bir süre de olsa evet hayvancılıkla uğraşanları bir tarafa bırakıyoruz ama tarımsal faaliyet, bahçe tarımıyla iştigal eden vatandaşlarımız belki bir süre de olsa bir başka yerlere intikal etmiştir. Ben hatta bizim Baskil ilçesinden bir örnek vereceğim. Bizim şu anda ağırlıklarımız Baskil'in Gemici köyünde. O köyün normal nüfusu 400 iken şu anki nüfusu 2500'e çıkmış. Evet. Tabii mecburiyetten oluşan bir bu göç. Tabii bir süre sonra tekrar kendi bölgelerine, üretimlerine dönecekler. Evet, evet. Çünkü hayat devam ediyor, mücadele de aslında şöyle, yani hayvancılık için dediğimiz doğru, çok acil hani bırakıp gidemiyorlar. Bitkisel üretimle ilgili de aslında hani depremden sonraki süreç bir aylık bir zaman geçti hemen hemen. Biraz da geçti birkaç günde. 30-35 gün, 40 güne doğru gidiyor. Evet. Bu biraz daha pasif bir dönemdi bitkisel üretim için. Ha, yani yeni yeni biraz da o noktadan rahatsız. Mevsimsel olarak diyorsun, yani Allah korusun, tabii istemiyoruz var. Deprem olsun tabii. Ama olmuş. Ama bu süreci de ihmal etmememiz lazım. Geçen süreç bitkisel üretim açısından çok fazla sorunlu değil ya da aktif olarak üretimin yapıldığı. Ama bu Mart ayından itibaren, belki bu Mart ayının 15'inden itibaren mesela meyveciler için budama zamanı. Ağaçların budanması lazım. Evet. İlaçlama zamanı. İlaçlama kayısıda zamanı. Çiçek ilacı atılacak, tomurcuk ilacı atılacak. İşte çiçekler açmadan önce bordo bulamacı ya da bakır sülfat vesaire uygulanacak. Onun uygulanması lazımdı. Diğer belki bitkisel üretimler için tahıl grubunda vesaire. Biraz ötelendi belki. Biraz yani çok şeyler... fazla şey yapmayacak. Hani hayvancılık için fix çok vakit geçirmeyen günlük. Yani hayvanı bir sabah sulamazsanız ya da bir sabah sağmazsanız yata mutlaka sorunlarla karşılaşacaksınız. O açıdan öyle. Kesinlikle dediğiniz gibi bu süreçte belki kalitede bir düşüş göreceğiz. Sayın Hocam, tabii bu depremin etkilendiği bölgelerdeki tarımsal faaliyetle iştigal edenlerin nüfus oranını biz %14 dedik. Tabii bu bölgenin de bir potansiyeli söz konusu. Evet. Bu tarım potansiyelinden bahsedebilir miyiz? Evet. Tarım hayvancılık potansiyelinden biraz da bahsedebilir miyiz? Tabii. Şimdi şöyle, Türkiye'de bizim Türkiye'nin toplam tarım arazisi varlığı yaklaşık 24 milyon hektar civarında. Evet. Bunun deprem yöresinde, depremin meydana geldiği illerdeki deprem yöresi diye tabir ediyoruz ama Allah korusun, yani depremin yaşandığı illerin tarım potansiyeline de arazi potansiyeline baktığımızda Türkiye'deki oranın yaklaşık %15'ine denk gelen 3.6 milyon hektar. Ciddi bir rakam. Tabii bunu biz alt şeylere de ayırabiliriz aslında. Yani en temelde Türkiye'nin tarım arazisi varlığının %15'i, az önce siz de bahsettiniz, deprem yaşanan iller içerisinde yer alıyor. Bunun içerisinde alt başlıklara doğru indiğimizde, yani hangi üretimlerde ne kadarlık bir yüzdelik orana sahip, orada iş biraz daha açık hale geliyor aslında, netleşiyor. Mesela bitkisel üretimin %20'sini yapıyoruz bizim deprem yaşanan illerde. Türkiye'deki yapılan bitkisel üretimin %20'sini, bahçe bitkileri, tarla bitkileri, Türkiye'nin üretiminin %20'sini bu 11 tane ilde
gerçekleştiriyoruz. Bu ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Çok evet. ciddi bir rakam. Yani genel olarak düşündüğünüzde meyve, sebze, bağ, süs bitkileri, ondan sonra tahıl grubu, bakragiller, tahıllar, işte endüstri bitkileri, yağlı tohum. Sera da galiba, sera noktasında da herhalde. Yani şey tarafında, Adana tarafında kısmen o da var. Onu da şey yapabiliriz. Ama genel şey yaptığımızda çok ciddi bir rakam. Tarla bitkilerinden bahsettik mesela. Türkiye'nin tarla bitkileri ekiliş alanlarının %15'i bu bölge içerisinde. Hani az önce hepsini toplu saydık ama tarla bitkileri ekiliş alanları ki en fazla nerede? Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana. Tarla bitkileri ekiliş alanı anlamında. Mesela sebzecilik anlamında baktığımızda Adana, Hatay ve Gaziantep. Ve bu 3 tane il ya da bizim bu deprem yaşanan illerin şeyi Türkiye sebze üretim alanlarının %15'ini oluşturuyor. Ağırlıklı olarak da az önce saydığım Adana, Hatay ve Gaziantep. Ciddi anlamda sebze üretiminin yapıldığı yerler. Meyvecilik anlamında baktığınızda bu rakam daha fazla. Türkiye'nin 1/4 bir meyvesi bu deprem yaşanan illerde üretiliyor. Fırat Bey. Evet. Ciddi bir rakam bu. Yani %25 demek. Yani çok bunun içerisinde rakam. Meyve, işte içecek grubu, baharat bitkileri vesaire. E bakalım meyveye baktığımızda Malatya'da Baskil'de kayısı. Hı hı hı. Gaziantep, Şanlıurfa'da Antep fıstığı, zeytin, Hatay'a gidiyorsunuz zeytin, Adana'ya gidiyorsunuz turunçgil, Hatay'da yine hakeza turunçgil, içecekler, baharatlar, sebze grubu vesaire. Yani çok ciddi anlamda bir potansiyel var. Yani meyve ve içerisine dahil olduğu içecek ve baharat grubunun %25'i bu bölgede üretiliyor. Hayvancılık anlamda az önce siz bahsettiniz. Türkiye hayvan varlığının %15'i yine bu bölgede. Yani deprem yaşayan illerde Türkiye hayvan varlığının %15'i yer alıyor. Bu da ciddi bir rakam. Yani üretim faaliyetlerinin devam etmesi, sekteye uğramaması anlamında. Hani bu rakamlar belki ilk şey yaptığımızda bize çok yüksek gelmiyor ama yekün olarak var olan hayvan varlığı içerisinde ya da arazi varlığı içerisinde şeye vurduğunuzda, baktığınızda, değerlendirdiğinizde biraz daha teferruata indiğinizde ciddi rakamlara denk geliyor. Kesinlikle aslında. İstatistik olarak eğer aksanma söz konusu olursa evet. Bu işte tedarik zincirinde de problemler problemlere oluşturacak. Biraz sonra ondan da yine şey yapacağız. Evet. Mesela deprem yaşanan illerin tarım ve ormancılık ürünleri ihracatına baktığımızda yani bu 10-11 tane ilden ciddi anlamda tarım ve orman ürünleri ihracatı yapılıyor. Bu ihracatın %20'si bu 11 tane ilden gerçekleştiriliyor. Ve ve bu yapılan %20 yani orman ürünlerinin ya da tarım ürünlerinin ihracatının %50'den fazlası da Gaziantep'te. Gaziantep'te. Evet. Gaziantep'in biliyorsunuz yani şeye dayalı ihtisas organize sanayileri çok fazla ciddi anlamda bir ihracat yapılan yer. Düşünün %50'si yani var olan %20'nin %10'unu Gaziantep ihracata gönderiyor. Tarım ürünleri ve orman ürünleri ihracatı. Şimdi hani az önce tedarik zincirinden ve şeyden bahsettik. Hani Tarım Bakanlığı'nın şöyle projeleri vardı geçmişte. Tarladan çatala diye. Evet. Yani üretim başlayacak. Araya işte komisyoncu girecek, aracı girecek, perakendeci girecek. İşte tarıma dayalı sanayi desteklenecek. Un fabrikaları alacak, meyve suyu fabrikaları alıp işleyecek vesaire. İhracatçıya gidecek. Hakeza bütün ürünler için biz bu zinciri şey yapabiliriz. Yani bu zincirin kopması, bir yere de sekteye uğraması ne demek? Siz bir ihracatçı olduğunuzu düşünün. Bir üründe sekteye uğradığı zaman ne oluyor? Diyorsunuz ki ben, ne diyelim mesela bu yunayın kaçı? 12'si. 15 Mart'ta size 5000 ton zeytinyağı göndereceğim diyorsunuz evet. karşı tarafa. O arada zeytin bulamadığınız zaman ya da yağı tedarik edip de gönderiyorsanız eğer ne olacak? Karşı tarafa verdiğiniz sözü taahhüdü yerine getiremeyeceksiniz. İşte bizim demek istediğimiz halkanın bir tanesine zarar gelmesi, hale gelmesi bu şeyin bozulmasına, sekteye uğramasına neden olacak. O anlamda da bizim bu yöremiz yine o açıdan önemli. Evet yani şey olarak da potansiyel olarak da hani bu istatistik rakamlar üzerinden şey yaptık, değerlendirdik ama ciddi bir potansiyelimiz var yörede yetiştiricilik anlamında. Bir defa kırsalda ve köylerde şöyle biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir lafı var ya diyor köylü milletin efendisidir diye. Evet. Bakın orada çiftçi milletin efendisidir demiyor Fırat Bey. Bizde esmesi üretimi o. köylü yapar. Çiftçi de tamam işin içerisindedir. Biz onu giydirmişiz o şeye aslında. Dolayısıyla yerelde bu işin yapılması lazım. Köylerde bu işin üretimi yapılması lazım. Hani
250 bin civarında şeye, ÇKS'ye kayıtlı çiftçimiz var bizim yörede. Ben parantez açabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani belki insicabınızı bulacağım. Estağfurullah. Ama son yıllarda özellikle sermaye güçleri de tarımsal faaliyetlerde ve hayvancılık faaliyetlerinde yer almaya başladı. Bu da buradaki belki rekabet gücünü düşürüyor. Köylülerin evet. bu noktada evet. piyasada tutunması noktasında ciddi sorunlar oluşturuyor. Evet. Yer yer bizler kırsalda aslında kırsalda yaşayanların serzenişte bulunduğu en önemli unsurlardan bir tanesi. Sermaye güçlerinin çok acımasız bir şekilde bu sektöre girişi. Evet. Şimdi bizim çocukluğumuzda Fırat Bey şöyle derlerdi. Yani köyde biz de köye gider gelirdik. Ben bu arada hoşluyum. Evet. Hemşerimiz derlerdi yani. Ki, her ne kadar mallattırırsanız. Evet. Biz programın başında bunu başında ifade şey yapmadık etmedik. Evet, neticede evet. Evet. Derlerdi ki affedersiniz evde bir inek varsa o inek evin önüdür. Yani evin katığını çıkartır. Evin hayvan kendisini besler. O elde edilen katığın satılmasıyla ve ihtiyacını karşılar. Kalanı da satılır. Hayvanı besler. Evet. Her sene affedersiniz danası da üreticiye kar kalır. Kar kalır. Şimdi geldiğimiz süreçte ve geçmiş zamanda hani işte bir kilo süt satarım, iki kilo yem alırım gibi hani üretim maliyeti, üretim girdilerinin şey olması vesaire, çiftçinin şey koşullarda kendisini besleyememesi, ihtiyaçlarını giderememesi vesaire. Bundan kaynaklı o rekabet gücü işte daha büyük sermayenin, daha büyük ticari işletmelerin kurulması, kurulsun. Kesinlikle ona karşı değiliz. Bu işin ticari de yapılması lazım ama bizim köylüyü de köyde tutmamız, çiftçiyi de köyde tutmamız evet. için bunun evet. da tedbirlerini almamız lazım evet. kesinlikle. Kesinlikle. Bir de şöyle diyeyim, sermaye güçlerinin tarımsal faaliyetleri genelde makine ekipman cazibesiyle oluyor. Burada istihdamda da bir düşüşe sebep oluyor. Evet. Ben de kırsalda istihdam açısından veya kırsalda kalma açısından şehre göç edilmemesi noktasında küçük evet. işletmelerin aktif olmasının daha evet. sağlıklı olacağı kanaati evet. içerisinde. İşte biz bu tarımsal faaliyetleri sekteye uğratmazsak eğer bizim var olan çiftçimiz ya da köylümüzü köyde tutabileceğiz. En önemli söylemek istediğim şeylerden biri de bu. Yani zaten azdı ve yaşlıydı. Bu depremle beraber de biraz etkilendi. Kırılma noktası gibi düşünelim. Evet. Yani biz onun tedbirini alırsak eğer köyde tutabileceğiz. Köydeki yaşam standartlarını, ondan sonra ihtiyaçları vesaire giderebilirsek, ihtiyaçlarını karşılayabilirsek köyde tutacağız ve üretim bu şekilde desteklenmiş olacak. Şeyle ilgili mesela bir de bu arada depremin tarıma etkileri üzerinden de Sayın Hocam devam edebilirsiniz. Evet. Birleştirerek konu. Evet evet. Şeyle ilgili de hani hayvancılık faaliyetlerinden bahsettik. Evet. İşletmelerin hani köylerde meydana gelen az önce hasarlar, işte ahırların, ağılların ve benzeri işletme binalarının yıkılması, canlı hayvanların telef olması, evet. vatandaşın işte yemlerinin ya da samanların göçük altında kalması vesaire. Bunlar da et ve süt üretimiyle ilgili sorunların gündeme gelmesine neden olacak. Yani geçici de olsa bu sorunda özellikle en dikkat etmemiz gereken ya da en hassas eğilmemiz gereken husus hayvancılık kısmı. Hatta ben onu özellikle söyledim. Bitki üretim çok fazla belki şey olmayacak ama evet. hayvansal üretim. Ama önümüzdeki süreçte dikkat edilmezse bitki üretimle ilgili de... Bu Ramazan ayında olumsuz yansımasını görür müyüz yoksa ileriki süreçte mi? Yani önümüzdeki bu bahar yakın sürecinde, şimdi geçmiş olacak. Diyelim ki bitkisel üretimlerde biliyorsunuz kışı hekimler ve bahar ekimleri yapılıyor. Kışı hekimlerle ilgili bakım faaliyetleri başladı. Gübreleme, ilaçlama vesaire. Az önce kayısından bahsettim. İşte tahıl grubundaki diyelim ki azotlu gübrelemelerden bahsettik. Yapım kardeşlenme için lazım gübreleme. Ama şu arada bir parantez daha açayım. Gübrelemede de şu anda sorun var galiba. İskenderun'da da bu fabrikaların üretim hasar görmesinden kaynaklı evet. üretimde de bir aksam oldu. Sadece i̇şte, evet. çiftçinin sahadaki uygulamasından kaynaklı değil. Değil tabii. Evet. İşte onda da hani az önce zeytinyağı örneğini verdim ya. Yani evet. sürecin hepsi öyle işliyor. Yani bir yerde sekteye uğradı mı, fabrika üretmedi mi evet. çiftçiye yetişemeyecek, bayiye gelemeyecek. Gelemeyen gübreyi nasıl satacak? Ya da bayilerde sorun var mesela. Malatya'da da çok büyük şeyler oldu, yıkımlar oldu. Öğrencilerimizle de ya da var olan çiftçilerle de görüşüyoruz. İşte şeyle ilaçlarla ilgili ve gübrelerle ilgili hani sizin dediğiniz tam şeyin başı aslında. Musluğun tam, başı. Evet. Oradan fabrikadan gübre çıkmasa şeyde satılmayacak. Şu anda Elazığ'da da o sıkıntı var. Ha, bak yani Elazığ... Gübreye ulaşmada, erişmede sorun evet, evet. var. Yani uygulamasından biz bahsediyoruz ama onda evet. da bir tedarik zincirinde sorun olursa eğer
Evet. Bunun da tedbirini, hani diğer bölgelerdeki var olan fabrikadan geçen bir vesileyle yine bir sohbet ortamında şey oldu. Mesela un fabrikaları bu anlamda çok büyük sıkıntı yaşamamışlar diyorlar. Niye? Stoklu çalıştıkları için. Evet. Stoklar var ya da yem fabrikaları yine hakeza. Çıkış noktasında sorun yok. Ama diyelim ki sorun olmamasına rağmen yollardaki bozulmadan dolayı ya da nakliyedeki sorunlardan dolayı sıkıntı yaşandığında bu sefer var olan bayiye gelmede sıkıntı yaşıyor. Ya da bayiye geliyor, bayi zarar görmüş, satamıyor. Bir şekilde hepsi birden kimi vuruyor? Çiftçiyi vuruyor ya da üretimi vuruyor. O açıdan o ham maddelerin ya da girdilerin temini anlamında da tedbirli olmamız gerekiyor. Olmazsa ne olacak? Yine verim ve kalite kısmına geliyoruz. Verim ve kalitenin azalmasına bu sorunlarla ilgili yani geçici de olsa kısa dönemde halledilmesi gerekiyor. Belki dediğiniz mesela gübre fabrikası, başka bölgelerdeki gübre fabrikaları var. Onların hani oraları desteklemesi ya da işte hani büyüklüğüne göre ya da firmaların şeyine göre değişiklik gösterebiliyor bu ama o süreçte onların oralar tarafından desteklenmesi gerekiyor. O konuda lojistik problemi de var. Evet. Şu an için. Evet. Şöyle zaten şeyden bahsettik, ben oraya gelecektim zaten. Tarımsal önünde kullanılan tohum mevzusu, işte gübre, mazot, ilaç vesaire, bunların hepsinin teminiyle ilgili yaşanan sıkıntıların orta vadede ya da kısa vadede şey yapılması, çözülmesi ve uzun vadede sorun yaşanmaması anlamında önemli. Örneklerden bahsettik. Bahar ekimi anlamında tohum önemli. Özellikle diyelim ki nohut, fasulye gibi baklagil grubu ekimleri bahar döneminde yapılıyor. İşte bu geçen dönemde eğer arazi işlemeyle ilgili, makine alet ekipman teminiyle ilgili adamın traktörü hasar görmüşse, pulluğu mibzeri bozulmuşsa, göçki altında kalmışsa vesaire, hani bunu mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatı, il ilçe tarım müdürlüklerinde mutlaka ÇKS'de bu çiftçilerimizin ya da var olan alet ekipmanın kayıtları vardır. Bunlar üzerinden ulaşılıp sistemde de kayıtlı, ÇKS sisteminde hangi çiftçinin ne ürettiği ya da ne ekim dikim yaptığı, bunlar üzerinden de o çiftçilerin desteklenmesi, mutlaka Tarım Bakanlığı'nın bununla ilgili çalışmaları vardır. Hani biz gelişmeleri takip ediyoruz, ne tür tedbirler alınıyor diye birazdan desteklemelerden zaten bahsedeceğiz. Birazdan, evet. Yalnız hocam şunu da söyleyeyim, biraz önce bir veri ortaya koydunuz, il il bunları değerlendirdiniz, hangi ilde deprem bölgesindeki vilayetlerde üretimleri istatistik olarak yüzde dilimleri olarak değerlendirdiniz. Burada sanırım Diyarbakır, Urfa'da tohumculuk noktasında ileriye çıkan iller diye bahsettiniz. Şimdi önümüz bahar, diğer illere de bu bölgelerden gidiyorlardı. Burada da aksama olur sanırım. İşte tohumluk üretim faaliyeti de aynen normal şey için, gıda üretimi için yapılan üretimlerden daha hassas aslında tohumluk üretimi. Evet. Yani onların da tohum teminiyle ilgili, üretimiyle ilgili mutlaka tedbirlerin alınması lazım. Üretimin başlangıç materyali tohum. Evet. Tohum sekteye uğrarsa üretim tamamen sekteye uğrar. Diyarbakır'da hakikaten özellikle işte sanayi grubu yağlı tohumlar üzerinde işte pamuk, mısır, ayçiçeği, soya, işte Adana tarafında yine soya çok ciddi ekiliş alanı var. Bunların da tedbirlerinin alınması lazım. Yani tohumlukla ilgili diğer bölgelerden de şey yapılabilir, desteklenebilir ama hani oraya özelleşmiş bazı üretimler var. O üretimlerin de mutlaka o yereldeki kamu ya da işte STK'lar tarafından şey yapılıp ortaya çıkarılıp desteklenmesi ya da bilgilendirme anlamda bir şey yapılması, tedbir alması gerekiyor. Hocam diğer konuya geçmeden ben bu konunun içeriğinden bir soru daha sorup hemen diğer konuya geçeceğim. Özellikle Malatya Kayseri ile anılır. Bizim Baskil ilçesi de keza Kayseri ile anılır. İkisi de birbirini tamamlıyorlar. Kayseri üretiminde bir sekteye uğrama olacak mı? Veya ihracatında bir problem yaşanacak mı? Çünkü biraz önce tedarik zincirinden bahsettiniz. Şu anda Malatya Şire pazarında esnaf kalmadı. Evet. Oralar çok ciddi noktada şey gördü, zarar gördü. Evet. İş yerleri tamamen yıkıldı. Bu noktada bir problem yaşanır mı? Şimdi üretimle ilgili üretimle ilgili az önce bahsettik ya, yani yapılması gereken faaliyetlerle ilgili. Bir defa bizim verim ve kalite üzerine ilk başta yoğunlaşmamız lazım. Veya Elazığ burada rol alabilir mi? Bir de bu var yani. Elazığ ticareti olarak. Yani şöyle, çünkü şimdi biz deprem oldu, biz geldik Elazığ'a sığındık. Ya da bu şekilde vatandaşlarımız ciddi çevre komşu illere şey yapıldı, dağıldı. Yani üretimin, ihracatın ya da esnafın
mağduriyet yaşamaması anlamında olmayacak bir şey değil. Yani niye olmasın? Lojistik merkezi olabilir, gibi olabilir, olabilir. Tabii ki yapılabilir. Yani evet. Zaten Baskin'in kendi potansiyeli de var. Kendi potansiyeli. Yani tabii. 60 bin ton civarında Baskin'in kayısı üretimi var. 1 milyon civarında kayısı ağacı var. Ağacı var. Ağacı var. Yani evet. 60-70 bin ton civarında aynen. Da üretimimiz var Baskin'de. Ha, bu arada ben babamın memurluğu şeyiyle nedeniyle Baskin'de ilk ve orta öğretimi Baskil'de. Öyle mi? Evet, yani Baskil Lisesi mezunuyuz. Baskil'de iyi bilirim. Çocukluğumuzda orada geçti ilk öğretim, orta öğretim ta üniversite bitinceye kadar. Yani üretim faaliyetlerinin bir defa hani az önce budamadan bahsettik. İşte çiçeklenme dönemi geliyor. Çiçeklenmede yapılacak ilaçlamalar, gübreleme ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar. Yani bunların arka arkaya hep birlikte uygulanması lazım. Yağış, yağmur yağış vesaire mesela monilya ile ilgili ilaçlamalar, çiçek ilacı dediğimiz o. Bunların aksaması ürünün ya da verimin işte hemen devamında yaprak delen dediğimiz çil hastalığıyla ilgili mücadele tabii. Ve ilaçlamalar. Bak tabii. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde aslında neye etiyor? Dönüyoruz dolaşıyoruz aynı lafı söylüyoruz. Verim ve kalite. Kaldı ki biz bu deprem sürecinde şunu da unuttuk aslında. İklim değişikliği kaynaklı şu anda evet. Kurak bir yıl da geçiriyoruz. Yıl geçiriyoruz. Evet. Bundan kaynaklı da zaten evet. Verimde düşüşlü kalitede bir düşüş göreceğiz. Kayısıyla ilgili hani şöyle dedim ya biz yağış rejimine dayalı bir alanda değiliz. Zaten evet. Bütün yetiştiriciliğimiz tarımsal amaçlı yapılacak sulamalarla gerçekleşiyor. Kayısı da o anlamda bir sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü yağışsız geçen dönem kayısının zaten inaktif olduğu dönem, pasif olduğu dönemde. Yani bitkinin vejetasyon dönemi haricindeki bir dönemden bahsediyoruz. Ama olsa iyi olmaz mı? Olur yani. Yağmur keşke yağsa ama diğer türlü yağış rejimine dayalı. Mesela diyelim ki tahıl grubu bu durumdan etkilenir. Buğday ve arpa kışlık ekim yapılan hani bahar döneminde kardeşlenme olacak. Ne kadar kardeşlenirse o kadar fazla sayıda başak olacak ve verim artmış olacak. Hani derler ya 1'e 5, 1'e 10 gibi verim. Evet. O verimlerin artması anlamda önemli ama kayısta farz edelim bunların hepsini yaptık. Yani ilerleyen dönemde ne oldu? Verim ve kaliteyi elde ettik. Kayısıyla ilgili ve diğer meyvecilik yapılan bölgelerdeki en önemli şeyimiz aslında bir de mevsimlik işçi mevzusu var aslında Fırat Bey. Yani en önemli konu. Verim ve kaliteyi tamam. Hallettik. Ondan sonra bir de bunun hasat edilip kurutma işleminin yapılması lazım ki Malatya'daki kayısı yetiştiriciliğine, Baskil'de de öyle. Dışarıdan Adıyaman'dan, Şanlıurfa'dan ve çevre illerden gelen mevsimlik işçilerle biz bu işi yürütüyoruz. Yani yerli iş gücü yok aslında Malatya'da. Yok. Kendi dışarıdan gelen, işçilerle evet. Bu işi şey yapıyoruz. Deprem yaşanan iller hepsi iç içe zaten. Yani aynen. Adıyaman, Şanlıurfa, maalesef. Diyarbakır. Mesela Diyarbakır'dan şehit bölgesine çok gider. Fındık için gider. İşte Adıyaman, Şanlıurfa, Kayısı için Malatya'ya gelir. Malatya'ya gelir. Adana, Akdeniz kıyı şeridinde Turunçgil için gider. Evet. Ege bölgesinde işte üzüm, işte zeytin, incir vesaire için gider. Dolayısıyla hadi mevsimlik işçi hareketliliği çok fazladır Türkiye'de. Dolayısıyla hani o işçiler de bu depremden etkilendiler. İşçi bulamazsak nasıl hasat edeceğiz? Kurutma işlemlerini nasıl? Bir de şöyle kayısı için söylüyorum bunu. Fırat Bey aynı zamanda meyve veren, aynı zamanda olgunlaşan, aynı zaman dediğim ne kadar? Diyelim ki 1-1,5 aylık bir zaman dilimi. O zaman diliminde kayısının tamamının olgunlaşıp hasat edilip kurutulup depoya kaldırılması lazım. Evet. Ve bir defa da bu işçi hani biraz şey farklılığı olsa yıl, diyelim ki tabii 12 ile şey 12 aya yayılan 12 ay bile değil. Mesela 3 aya bile yaysanız belki evet, hani belli bir miktar diyelim tabii. Ki 50 bin işçi değil de 15 bin işçiyle bu işi yapacakken evet. 50 bin işçi ihtiyacı var. Çünkü aynı anda herkesin meyveyi hasat edip kurutup depoya kaldırması lazım. İhracat kısmından bahsettiniz. Şöyle bizim kayısı kuru kayısı ihracatımızda bir sorun olacağını ben tahmin etmiyorum. Çünkü %20-%30 civarında bizim depolarda her sene belli bir miktar satılmayan ve ihracatçının elinde tuttuğu kayısımız vardır zaten Fırat Bey. O anlamda oradan belli bir takviye, belli bir destek olacağını düşünüyorum. Ama bu söylediklerimiz de yapılırsa zaten biz ürünümüzü değerlendirip tekrar yerine koyacağız. Ki biz dünyada birinci sıradayız. Hani kayısının evet. Üretiminde de ihracatında da söz sahibiyiz. Bunu da yapmazsak ola ki problem olması durumunda elimizdeki var olan bu birincilik ve dünya pazarında var olan şeyimizi nasıl diyelim
pastadaki dilimimizi ya da kapasitemizi kaybetmememiz adına buna dikkat etmemiz lazım. Arkadan Özbekistan geliyormuş herhalde. Evet. Evet maalesef. Buna da dikkat etmemiz lazım. Evet Sayın Hocam, şimdi bu süreçte Tarım Bakanlığı'nda bu bölgedeki üreticilere, çiftçilere destekleri oldu. Evet. Eğer arzu ederseniz bu tarım desteklerinden de biraz bahsedelim. Evet. Bu süreçte verilen tarım destekleri veya genel olarak bundan sonraki süreçlerde değerlendirilecek tarım destekleri nelerdir? Şimdi Fırat Bey, deprem olduktan sonraki süreçte birkaç gün içerisinde hemen bir kısım kentsel dönüşüm projeleri işte açıklandı, karar alındı. İnsanımızın daha rahat şartlarda işte konaklatabilmek için ısınma, barınma, yeme içme ihtiyaçlarını gidermek için çeşitli tedbirler alındı. Bunu yaparken nasıl ki bir kentsel dönüşüme ihtiyaç varsa ve desteklenmesi gerekiyorsa en az bunun kadar da kırsal dönüşümün ve desteklemenin yapılması gerekiyor. Yani çiftçinin ya da köylünün yaşam şartlarının ve iş şartlarının iyileştirilmesi, köylerinde üretim alanlarında kalmalarının sağlanması adına bu önemli. Yani bir defa bizim kırsal dönüşümün de bu vesileyle erken zamanda yapılması lazım ki az önce göç mevzusundan bahsettik ya, bu önümüzde bir süreç. Bunu mutlaka tarımsal üretimin sekteye uğramaması adına kırsal dönüşüme de dikkat etmemiz lazım. Birinci husus bu. Aslında ikisinin de paralel gitmesinde fayda var. Sadece tabii birbirine değil, şey değil. Bahsettiğiniz çok önemli bir nokta. Kırsal dönüşümün de aynı şeyde gitmesi lazım. Süreçte yer alması lazım. Eğer kişi kente doğru bir yerleşim sağlarsa kırsala dönüşümde sıkıntı yaşayabilir. Tabii ki. Yani bizim dedim ya, bu söylediğimiz tedbirlerin yerinde yaşam ve üretimin devam etmesi adına önemli. Yoksa biz zaten hani bundan önceki hani bu afetler, doğal afetler yaşanmadan önce de Tarım Bakanlığı'nın çeşitli tedbirleri vardı. Az önce bahsettiğim genç çiftçi projeleri, köye dönüş projeleri, bunların hepsi yerinde istihdamı sağlayıp şehre dönüşü, şehre şey yapılmayı, kaçışı engellemekti. Bu bizim için önemli. Desteklemelerle ilgili afet yaşanan, deprem yaşanan illerdeki işte Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı genelgelerle ya da bu resmi gazetede de şey yapıldı, yayınlandı. Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan, hatta sizin başkan olduğunuz birlik, arıcılar anlamında da bunların desteklenmesi, yani telef olan hayvanların ve kovanların desteklenmesiyle ilgili şey alındı, karar alındı ki ciddi anlamda şey var. Mesela deprem yöresinde sizin bilginiz dahilindedir zaten, 12 bin arıcı olduğundan bahsediliyor deprem yaşanan 11 ilde ve 1 milyon 483 bin, 1,5 milyon diyelim. 1,5 milyon civarında kovan, arı kovanının var olduğundan bahsediliyor ve açıklanan tedbirler kapsamında da mesela bu bahar bakımında siz de biliyorsunuz arıların beslenmesi için şeker ihtiyaçları vardır yavru atma dönemlerinde, ananın yumurtlaması dönemlerinde. Kovan başına 4 kilogram şeker, bu depremden zarar gören yöre, bu da yine açıklanan şeyler, destekler şeyindeydi, kapsamındaydı. Telef olan güzel bir destek aslında. Evet. Şu anda telef olan büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların da tabii şart ne? ÇKS sistemine ve arıcılık bilgi sistemine kayıtlı olmak şartıyla. Zaten çiftçilerimizin büyük çoğunluğu artık bu çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ya da işte arıcılık bilgi sistemine kayıtlı. Bu da iyi bir destek. TMO'da lisanslı depo var bildiğiniz gibi. Lisanslı depolar içinde de ürünlerimiz var. Bunlar zaten sigortalı. Yani ola ki bu deprem sırasında lisanslı depolarda var olan ürünler varsa sigorta kapsamında, aynen evinizde yaptığınız DASK gibi düşünün. Allah korusun bir zarar olduğunda DASK sizin şeyinizi karşılıyor. Bu lisanslı depolarda var olan ürün hangi grup olursa olsun, kayısı da var, diğer tahıllarda var, baklagillerde var. Bunlar zaten sigorta kapsamında olduğu için bir sorun yok. Oradan destekleniyor. Onun haricinde yine TMO'nun aldığı tedbirler vardı. Mesela işte şey için bu ÇKS'ye kayıtlı çiftçilerin ola ki ellerinde hububat ve bakliyat benzeri cins ve kota sınırı olmaksızın diye TMO bir açıklama yaptı. Satın alınabileceğiyle ilgili. Alım. Yani alımın yapılması anlamında varsa ellerinde bu şekilde ama ÇKS'ye kayıtlı olmak şartıyla, bu güzel bir adımdı yine TMO adına. Yine hayvanları telef olanlar oldu. Yapacak bir şey yok. Yani Allah korusun, Allah vermesin. Ama kalanların da zarara uğramaması, yani 3-5 tane koyunu ineği elinde kalmış. Onlar da et süt kurumu dahil oldu ve bunların hayvanlarını alıp kesme şeklinde. Bu da iyi bir gelişme. Yani simsarın ya da kötü niyetli kişilerin ellerine diyelim ki 30-40 bin liralık bir ineğiniz var. Adam geliyor 10 bin lira veriyor. Bu işte şeylik yapıp böyle kara borsadan yok fiyatına ürünleri. O anlamda da bu et ve süt kurumunun şeyi
girişimi önemli bir şeydi. Destekleme ya da alımdı. Yani genel hatlarıyla hani şey yapılan desteklemeler hemen hemen böyle. Zaten hani şeyi takip ediyoruz. Tarım Bakanlığı'ndan ya da Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamalar şey oldukça bunun daha da teferruatını öğreneceğiz inşallah. Hocam belki çok konumuzla alakalı değil ama deprem bölgesindeki molozların evet. Tarım alanlarının dışında muhakkak şey yapılması evet, lazım. Evet, çünkü evet. İçermiş olduğu asbest dolayısıyla toprağın kirlenmesine vesile oluyor. Bu konu hakkında bir şeyler söyler misiniz? Şimdi tavsiye nitelikli. Ciddi yekün tutacak bir enkazın ayrıştırılmasından evet. bahsediyoruz Fırat Bey. Yani bunun ayrıştırılıp işte inşaatçılar kendi açısından değerlendiriyor. Geçen dinledim yine bir televizyon programında. Ayrıştırılıp işte yol yapımında altyapı ham maddesi olarak vesaire bu betonların vesaire dönüştürülüp kullanılacağından bahsediyor ama neticede bunun yapılması yanında bunu ekonomiye kazandırmak anlamında şey yapılıyor ama geriye kalan mutlaka bir atık olacak. Bu atıkların doğaya, çevreye, işte sağlığa, yeraltı sularına, yağmur sularına vesaire etki etmeyecek, zarar vermeyecek şekilde uygun yerlere dökülmesi lazım Fırat Bey. Yani bu dönüşüm sağlanacak, belli bir ekonomik katkıya dönüştürülecek var olan bu betonlar ya da atık maddeler vesaire. Ama bu yapılırken geriye kalan atıkların da mutlaka, çünkü az önce rakamlarla bahsettik, bizim bu yöre ciddi tarımsal üretim faaliyetinin yapıldığı bir yöre depremin meydana geldiği yerler. Bunu yaparken mutlaka bu söylediğimiz hususlara dikkat etmemiz lazım. Yoksa diğer türlü başka sorunlara da şey yapabiliriz, neden olabiliriz. Kesinlikle kapı yani. Açabiliriz. Evet, dikkat etmemiz evet. lazım. Şimdi önlem ya da öneri anlamında şimdi deprem olduktan sonra sağ olsun hem Türkiye'deki farklı bölgelerdeki illerden hem de yurt dışındaki ülkelerden ciddi anlamda Türkiye Cumhuriyetler başta olmak üzere. Hepsi sağ olsun var olsun. Çok ciddi destekler geldi. Bunları değerlendirdik. Halen daha değerlendiriyoruz. Fazla olanları depoluyoruz. Sonradan kullanmak üzere. Çünkü bir süreç öyle çok erken. Hani Elazığ depreminden de biliyoruz ki bu süreç sürecek. Gıda ihtiyacı bitmez. Su ihtiyacı bitmez. Bir şekilde desteklenmesi lazım insanların. Dolayısıyla bunları depolarken bizim bir yandan da gıda tedarik veya besin zincirinin devam etmesi anlamında yerli üretimin de devam etmesi lazım. Gıda arz güvenliği diye geçen şeylerde de ortaya çıktı aslında. Bizim gıda evet. arz güvenliğinin yaşandığı zamanlar ne zaman? Fırat Bey, pandemi dönemi yaşadık 2 sene önce. Pandemi döneminde kesinlikle. De bu gıda arz güvenliğinden bahsettik. Evet. İşte az önce siz bahsettiniz. Küresel iklim değişikliğinden bahsederken de biz gıda arz güvenliğinden bahsediyoruz. Yani gerekçelerden biri de bu, küresel iklim değişikliği. Bir diğer şeyimiz jeopolitik riskler, yani savaş. Yani Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşta ne oldu? Var olan tahıl vardı ama lojistiğiyle ilgili sorun yaşandı. Çıkamadığı için işte Türkiye'nin arabuluculuğuyla oradan dünya ülkelerine buğdayın çıkması sağlandı. Bakın var olan bir ürünün lojistiğinde sorun yaşanabiliyor. Dolayısıyla bizim gıda arz güvenliğinin yaşandığı zamanlarda sağlanır ama bizim bu arz güvenliğinin yaşanmaması için üretimin devam etmesi o açıdan önemli. İşte az önce bahsettiğim mevzuyu oraya bağlıyoruz. Kışlık ekimlerin bakımlarının yapılması, hı hı. buğday ve arpa. Bizim eski hocalar şöyle bir laf söyler Fırat Bey. Buğdayla koyun, gerisi oyun. evet. Yani buğday en temel tüketim maddemiz değil mi? Evet. Bulgur pilavı çok severim yani. Değil mi? Bulgur olmadan ya da un girmediği yer var mıdır? Buğdayın ya da bulgurun tamam. kullanılmadığı bir gıda yoktur. Her yerde kullanılır. Koyun niye koyun? Her sene doğurur mübarek. Değil mi? Neslini devam ettirir. Çok hızlı şey yapar. Et üretiminin desteklenmesi anlamında. Dolayısıyla bu iki ürün en temel şeydir. İşte bizim kışlık ekimlerin desteklenmesi, buğday ve arpanın ve diğer kışlık ekilen gruptaki ürünlerin toprak işleme, sulama, gübreleme, ondan sonra ilaçlama, ot ilaçlamalarını yap. Mesela az önce ben oradan, tohumdan bahsettiniz ya. Oradan süremiz de aslında daraldı. İki evet. dakika var. Ben orada bir parantez açayım. Bunu evet. da sizin özellikle ağzınızdan duymak isteriz. Çünkü bu noktada ciddi sıkıntılar var. Özellikle mesela biz arıcıların göçer zamanlarda Adana Mersin bölgesinde olmak üzere kendi bölgemizde de kullanılan ilaçlardan kaynaklı. Evet. Aynı zamanda hem herbisitli kaynaklı toprak kirliliği, hava kirliliği, gıda kirliliği evet. ve ekolojik dengede de tahribatlara sebep oluyor. Bu bağlamda esasen baktığımız zaman bu tarımsal ilaçlamalarda benim kanaatim
burada bakanlığın rol oynaması ve gerekirse arı sağlığı için veya bu tür önemli unsurlar için tehdit oluşturmayacak ilaçları bu şekilde, evet, bu bahsettik biraz önce desteklerden, aynı olarak bu şekilde destek verebilir mi? Evet, verebilir. Şu anda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Arı ölümleri vesaire tabii falan. Evet. Bu konuda ne diyebilirsiniz? Ve aynı zamanda sürenin bitmesinden dolayı son sözlerinizi de bununla, evet, beraber alalım Sayın, evet, Hocam. Yani arıcılık aslında, evet, bitkisel üretimin en temel destekçilerinden biri. Yani biz bal olarak görürüz ama aslında arının balı en son çıkan üründür ve belki tabiri caizse ürettiği ürünler içerisinde en kıymetsiz olanıdır. Kovandan direkt sofraya geliyor. Evet, sofraya geliyor ama İşlem ondan görmüyor. Önce arının, görmüyor, evet, evet, arının işte siz daha iyi biliyorsunuz propolisidir, işte arı sütüdür, işte tozlama döllenme anlamında ürün, hep verim ve kaliteden bahsediyoruz ya Fırat Bey. Yani meyvecilikte mesela badem bahçeniz varsa, işte elma bahçeniz varsa arı olmasa meyve alamazsınız Fırat Bey. Evet. Yani tozlama döllenmede bu fikstir ya da kayısıda verim ve kaliteyi arttırmanız için bahçede mutlaka arı kovanınızın bulunması lazım. Tabii bunda az önce ilaçlamalardan bahsettik. Yani ilaçları geliştiren firmaların ya da işte satan ticari kuruluşların mutlaka o tescilleme sürecinde buna dikkat ediyorlar. Yani arıya zararlı, çünkü çiçeklenme döneminde ilaç atılıyor. Arının faaliyet gösterdiği dönem. O dönemde arının uçuşlarının engellenmesi, kovanların sönmesine neden olabiliyor. O anlamda da bakanlığın bu usta mutlaka tedbirleri vardır o ilaçların tescilleri sırasında. Ve ilaçları alırken zaten şeylerin üzerinde mutlaka prospektüslerinde şey vardır. Ama merdiven altı ürünleri bizim vatandaş kullanmayı tercih ediyor. İşte evet, o da şöyle kaynaklanıyor. Diyelim ki 10'ar günlük aralıklarla 3 ilaçlama yapmaktansa bir defada bir ilaç yapayım. Sistemik, evet, etkili olsun. Bir kontak etki var, bir de sistemik etki var ilaçlarda. Evet. Sistemik etkili olsun. İşte o ilacı attığı zaman etken madde de ağır olduğu için mübarek arı da geliyor. Şey görüyor, çok dikkat etmemiz lazım. Arıcılık tozlanma döllenme için kıymetli. Arı ürünleri bizim için kıymetli. Evet. İşte küresel iklim değişikliğinden falan bahsediyoruz ama biraz da insani faaliyetlerden dolayıdır küresel iklim faaliyetlerinin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Programımıza değer kattınız. Çok sağ olun, var olun. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet, bu haftaki 4 mevsim tarım programı konuğumuz Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Hakan Yıldırım'dı. Ben kendilerine saygı ve şükranlarımı iletiyorum. Bir başka 4 mevsim tarım programında buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.